Sadi Güven geldi. Daha önceki açıklamalarımda da belirttiğim gibi seçimi bitmesinden sonra ilçe ve il seçim kurullarına itiraz süreci, dolayısıyla Yüksek Seçim Kurulu'na da itiraz süreci başladı ve bu süreç tüm Türkiye genelinde devam ediyor. İlçe seçim kurullarımızda itiraz edilmeyen yerlerde mazbatalar veriliyor veya verilme aşamasında. İle itiraz gelirse de il seçim kurulunda biterse il seçim kurullarımız bu şekilde mazbatalarını verecek. Dolayısıyla bugüne kadar sizlere açıkladığım rakamı ben tüm siyasi partilerle de paylaşıyorum. Bunlar geçici sonuçlar ve biz mazbataları vermek için bu yasal itiraz sürecinin sonucunu bekliyoruz. İstanbul'da da aynı süreç işledi. İstanbul'da akşam bize gelen dosyaya göre 8 ilçe seçim kuruluna yapılan itiraz üzerine bu ilçe seçim kurullarımız tekrar sayım kararı alarak almışlar ve bazı ilçe seçim kurullarımız da bu kararlarını uygulamaya başlamıştır. İlçe seçim kurulu kararı gereği tekrar sayım işlemi devam ederken il seçim kuruluna itiraz edilmiştir. İstanbul İl Seçim Kurulu ilçe seçim kurulu kararına karşı itiraz hakkı bulunduğunu, bu sürecin beklenmesi gerektiğini belirterek tedbir kararıyla tekrar sayım işlemini durdurmuştur. Yüksek Seçim Kurulumuza İstanbul İl Seçim Kurulu kararına itiraz edilmesi üzerine kurulumuz toplanarak İstanbul İl Seçim Kurulu kararını 298 sayılı yasanın 118. maddesi gereğince İlçe Seçim Kurulu kararının uygulanması için kararın kesinleşmesi gerekmediğinden anılan maddede belirtilen kurala aykırı olarak verilen İstanbul İl Seçim Kurulu'nun 2/4/2019 tarihli kararının birinci maddesinin kaldırılmasına, 2. İlçe Seçim Kurulu'nun yeniden sayım kararıyla sayıma başlanılmış ise sayımın sonuçlandırılması gerektiğine, yeniden yapılan sayımla ortaya çıkan sonucun tüm siyasi parti ve bağımsız adaylar yönünden geçerli olması gerektiğine, yeniden sayıma yönelik ilçe seçim kurulu kararının fiilen uygulanmasına başlanılmamış ise yasal itiraz sürecinin işlemesi gerektiğine karar verilmiştir. Bu kararı gönderdik. Bu kararın gereği de yapılmaktadır. Teşekkür ederim. Peki sadece geçersiz oylar mı yeniden sayılacak? Çoğunlukla öyle. Benim elime tek tek ilçe seçim kurulu kararları gelmedi ama bana intikal eden bilgiye göre geçersiz oyların tekrar sayılması istenmiş. Buna karar vermişler. Biz bugün bu ilk defa alınan bir karar değil. Bundan önceki seçimlerde de ilçe seçim kurullarımız yeniden sayım kararı verip de bu sayım kararı üzerine sayımlar yeniden başladığında bir yerde bu sayımın artık kesilemeyeceğini, sonuna kadar gidilmesi gerektiğine karar verildi. İstanbul'daki hadise de budur. Biz sayımın yapılıp yapılmaması gerektiği hususunu incelemedik. Sadece fiilen sayıma karar veren ilçelerin sayım işlemini başlatmasından sonra bunun artık durdurulamayacağını, çünkü bir aşamada durdurulmasının bazı siyasi partiler lehve aleyhine sonuçlar doğurabileceğini öngördük. Bundan önceki Yüksek Seçim Kurulu kararları da bu yönde. Sayım sonucunda sadece itiraz eden siyasi parti açısından değerlendirme yapılmıyor. Tüm siyasi partiler açısından oyların bizim daha hem 298 sayılı kanundaki geçersiz oy pusası kriterlerine uygun hem de bizim genelgemize uygun geçersizlik nedenlerinin değerlendirilmediğine bakılıyor. Bazen itiraz edenlerin değil, itiraz etmeyenlerin lehine de sonuçlanmış olabiliyor. Bu nedenle ilçe seçim kurulu kararları uygulamaya başladığı andan itibaren bugüne kadarki Yüksek Seçim Kurulu uygulaması bunun sonuna kadar gidilmesi ve maddi gerçekliğin ortaya çıkarılması yönündedir. İstanbul'da bu yönde, buna uygun bu şekilde diğer yerlerde de muhtemelen incelemeler vardır. Bize henüz bir itiraz intikal etmedi ama bu normal seçim süreci içinde bugüne kadar hep ola gelen hadiselerde İstanbul büyük şehir olduğu için biraz öne çıktı.
Bu tamamen yasal itiraz sürecinde yapılmış iş ve işlemlerdir. Başkanım, somut teşekkür bir şey soracağım. Şimdi bir hafta 4 tane pusula var. Ben bu pusulalardan tanesinde hata varsa 4'ü de mi geçersiz sayılacak? Somut bir şey vermeyeceğim. Bizim genelgelerimiz olur. Efendim, CHP'de... Ankara'daki durum nedir efendim? Yeniden...